2023 tayfa, hepinize tercihlerinizde kolaylıklar diliyorum öncelikle. Yoğun bir zaman dilimi yaşıyorsunuz. Bizler de öyle, bir yandan tercih danışmanlığı hizmetlerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımızın tercihlerini yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar, tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Benim için sıralamaların yükselmesi veya düşmesini etkileyen bu sene 4 tane temel faktörümüz olacak. Bunlardan birincisi kontenjan sayısı arkadaşlar. Toplam kontenjandan ziyade bir üniversitede çok değil 10 tane kontenjan azalması veya artması, hemen hemen yaptığım sonuçlara göre 1000 civarı bir rakam eksi veya artı yapabiliyor. Öncelikle buna dikkat ediyorsunuz. İkincisi, adayların tercih eğilimi çok önemli arkadaşlar. Bunu da yine tıp üzerinden gideceğim. Örneğin Adıyaman Üniversitesi 2020'de 21.000 sırayla kapatmış. 2021'de 22.000, 2022'de 28.000 sıralamayla kapatmış arkadaşlar. Bir kontenjana sahip aday sayısı 2020'den 2022'ye doğru 43.5, 37.1, 24.4, yani talebin azaldığını görüyoruz. Talepli azalınca da sıralamaların otomatikmen değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bir etken. Peki adayların bir de tıpı tercih etmeyip nereye gittiği de önemli. Örneğin 2020, 2021'de ve 2022'de Adıyaman Üniversitesi'nde bu sıralama aralığında olanlar ikinci tercihini diş hekimliğinden yana kullanmış arkadaşlar. Peki Afyon Üniversitesi'ne bakalım. Örneklerimize devam edelim. 2020, 2021, 2022 sırayla sıralamalar 17'ymiş, 18'e çıkmış, 23'e çıkmış. Yani yine talep de bununla doğru orantılı olarak 2020'de bir kontenjana sahip aday sayısı 17, 2021'de 15, 2022'de 13. Yani talep azaldıkça da sıralamaların değiştiğini görüyoruz arkadaşlar. O üniversiteye daha kolay girilebildiğini görüyoruz. Yine bir örnekte Hacettepe'den verelim, üstlerden verelim arkadaşlar. 2020'de 871 sıralama ile giren, 2021'de 957 ile girmiş, 2022'de 1482 ile girmiş. Bir kontenjana talip aday sayısına baktığımızda yine doğru orantı değişmiyor. Hacettepe'de 2020'de bir kontenjana 11.1 kişi talipken 2021'de 10.3 kişi talip, azaldığını görüyoruz. 2022'de 10, yine bir miktar azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli. Hacettepe'de tıp tercih etmeyenlerin yöneldiği alan ne olmuş peki? Bunun siz cevabını verebilirsiniz. Bilgisayar mühendisliği olmuş. Tabii adayların geçiş noktası önemli. Nereden nereye gittiği önemli. Bir taraftan tıpın puanları düşerken ya da yükselirken, diğer tarafta bilgisayar mühendisliğini etkiliyor. Adayların işte eğilimi yine bu sene önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii yığılma aralıkları önemli. Yığılma aralıklarını tek tek çıkardım arkadaşlar. Sayısalda 350-370 puan ve 530-550 arasına kadar, yani 370-550 puan aralıklarında 2022'nin hemen hemen kopyasını görüyoruz arkadaşlar yığılma aralıkları noktasında. Ama bunun dışında örneğin 330-350 puan biraz bu sene yığılmanın fazla olduğunu görüyoruz. Alt gruplarda bu sene yığılmanın daha fazla olduğunu ve belki de daha fazla sürprizlerle karşılaşacağımızı öngörüyorum arkadaşlar. Son bu seneki sıralamaları etkileyecek son etken bence depremzede ve 34 yaş üstü kontenjan meselesi arkadaşlar. Bu da çok önemli. İlk defa böyle bir değişkenle karşı karşıyayız. Bence bu da sıralamaları az da olsa olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu yığılma aralıklarını sizlerle paylaşacağım. Son 4 yıl 2019, 2020, 2022, 2023 4 yılı ele aldım. Kaç kişi var? Geçen yılla benziyor mu, benzemiyor mu? Buna göre çıkarım yine yapacağız arkadaşlar. Tercihlerinizde lütfen acele etmeyin. Ola ki tercihlerinizi yaptıysanız da değişim yapabilirsiniz. Son saniyeye kadar arkadaşlar, tercih bitene kadar biz de videolarla sizlerin yanında olacağız. Tercihler bittikten sonra da kayıt işlemleri, kredi burs işlemleri yine bu kanalda olacak. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere.